Eyüp Yıldız YouTube kanalından herkese merhaba. Bugün tam kadroyuz sevgili arkadaşlar. Sevgili Galatasaraylılar. Tabii Fenerbahçeli, Beşiktaşlı izleyicilerimiz de var. Onları da hiçbir zaman kalbini kırmıyoruz. Ama Galatasaray odaklı bir yayın yapıyoruz ve YouTube'da Galatasaray yayınlarıyla dikkat çeken 3 tane arkadaşım bugün bana yine destek olacaklar. Sarı tişörtü ve karizmasıyla Günay Esentürk'ü görüyorsunuz. Hemen bir el salla şöyle izleyenlere Günay. Merhabalar, merhabalar. İyi yayınlar diliyorum. Altta Belhanda'ya benzeyen sağ tarafta gözlüklü arkadaşımız sevgili Arda Ergün. Adanmış İyi Hayatlar yayınlar. YouTube sayfası ve Erdal Bozkurt. Erdal hoş geldin. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Bu üç arkadaşımın da YouTube sayfaları hemen aşağıda arkadaşlar. Linkleri paylaştım hem açıklama bölümünde hem mesaj bölümünde görebilirsiniz ve buradan paylaşabilirsiniz. Bugün bir karar aldım. Flört yapan arkadaşları yani arka arkaya çok fazla mesaj yazan arkadaşları bloklama kararı aldım arkadaşlar. Yani lütfen bir mesajı bir kez gönderin. Biz elimizden geldiğince cevaplandıracağız. Hemen isterseniz gündemi konuşmaya başlayalım. Transfer dedikodularına başlayalım. Ki biz kendi bilgilerimizi de paylaşıyoruz. Ha bir tane arkadaşımız bir mesaj atmış. Ona da bir cevap verelim. Ya 1000 tane transfer yaptınız Galatasaray'a diye. Şimdi Galatasaray'ın elinde her pozisyon için 5-6 tane futbolcu var. Ve biz bu futbolcuları konuşurken hepsi için şu ifadeyi kullanmıyoruz. Galatasaray'la imzaladı. Galatasaray'a geldi. Galatasaray'a transfer oldu. Başka YouTube sayfaları gibi kap bildirimi geldi falan filan diye yalan söylemiyoruz. Bir şeyler bu tarz manipülatif işlere girmiyoruz. Biz Galatasaray'ın gündeminde olan futbolcuları konuşuyoruz ve temkinli, ihtiyatlı bir şekilde konuşuyoruz. Bunu söyledikten sonra arkadaşlar yayının başlığı neydi? Kuyate. İnşallah doğru telaffuz etmişimdir. Crystal Palace'ın futbolcusu. Çeki Kuyate ile ilgili olarak bir transfer dedikodusu var. Bu oyuncunun Galatasaray'la anlaşmak üzere olduğu söyleniyor. Şunu çok iyi biliyoruz. Galatasaray bir tane defansif orta saha alacak ve mümkünse bu oyuncu çok büyük maliyetli olmaması gerekiyor. Kiralık bir oyuncu olacak. Kuyate de bu profile uyuyor. İstersen Günay senle başlayalım. Kafa toplarında çok kuvvetli, çok güçlü bir futbolcudan bahsediyoruz. Evet. Galatasaray sen bu ismi kiralar mı, transfer eder mi? Bak, öncelikle şunu söylemek istiyorum. Birkaç arkadaşım da yazmış, Muhammed Mete de yazmış. Uğur Karakullukçu ile alakalı hiçbir bağım yok. Bunu her zaman söylüyorum. Yani bu sürekli söylüyorlar. Hiçbir bağım yok, akrabalığım yok. Ekranda şu an. Şu an ekranda. Evet, hiçbir bağım yok. Şimdi Kuyate transferi olabilir mi? Onu konuşalım. Şimdi 8 milyon euro değerinde Crystal Palace'ta şu an gördüğüm önümde açık ekranda bunu görüyorum. 35 maçta bir gol, bir asist oynamış. Defansif orta sahanın tabii ki de çok fazla gol beklemiyoruz. Nedir? Daha çok ikinci bölgeden üçüncü bölgeye geçiş oyununda hızlı bir şekilde topu oraya geçirmekte görevlidir 6 numara veya defansif orta saha. Bunu Kuyate çok iyi yapıyor. Aynı zamanda hava toplarında da çok kuvvetli bir futbolcu ve kornerlerde veya yan toplarda duran toplarda çok etkili olduğunu görebiliyoruz. Bu çok önemli ve Ndiaye tarzında bir oyuncu olduğunu söyleyebiliriz ama Ndiaye çok çabuk rahat adam geçebiliyorken Kuyate de bunu yapamıyor. Ama çok çabuk topu ayağından çıkartabiliyor. Bu da defansif orta saha oyuncuların en büyük özelliklerinden bir tanesi olması gerekiyor. Çünkü o geçiş oyununda çok çabuk karar verip topu ayağından çıkartması gerekiyor. Bunu da Kuyate çok iyi yapıyor. Ancak Ndiaye de tarzını söylediğim için söyleyeyim. Ndiaye adam da rahat çabuk, çok çabuk rahat geçebildiği için onun biraz daha artısı olduğunu düşünüyorum. Ancak Kuyate de Galatasaray'da faydalı olabilir. Büyük ihtimal kiralık olarak düşünülecektir. Çünkü bu paraları ben Galatasaray'ın vereceğini düşünmüyorum. Bir kontakt var. Aynı zamanda Fatih Terim'in de istediğini basından takip ediyoruz. Faydalı olacaktır ama partneri kim olacak? Bu da çok önemli. Arda sana döneyim. Sen bu oyuncuyla ilgili bir Kuyate'yi biraz detaylı konuşalım. Kuyate'den sonrasını tek tek sizlere soracağım. Sen ne diyorsun? Crystal Palace'tan bu oyuncuyu Galatasaray'ın kiralama ihtimali nedir sevgili Arda? Ya öncelikle şimdi yorumlara ve senin söylediğinde yayın öncesinde şeylere biraz değinmek istiyorum. Çok sevgili Galatasaraylılar ve futbol severler, biz burada hiç kimseye
hiç kimseden ya da böyle bilgi almak ya da bilgi vermek değil, tamamen kendi araştırmalarımız, kendi yorumlarımız ve kendi düşüncelerimizi olmamış olan transferlerin olabilme ihtimallerini konuşuyoruz. Yani bizim burada herhangi bir şekilde kimseden yana bir beklentimiz de yok. O sebeple yani yorumlarımızı kasti ve kesin bir transfermiş gibi düşünmenizden yana rahatsızım. O yüzden sizlerin lütfen yorumlarınızın biraz daha ölçülü olmasını, tabii ki de hani kişisel olarak yaptığınız yorumlara katılabilirim. Ama bizim yapmış olduğumuz yorumlara sert ve gerçekten bel altı yapmış olduğunuz eleştirilerden çok rahatsızım. O yüzden lütfen bunlara biraz daha dikkat edelim. Koyit özelinde özellikle... Şimdi Arda, buyur abi. Fanatik gazetesinin Kuyate haberini de ekrana getirdim. İlk olarak Fanatik gazetesi paylaştı. Onun sonrasında diğer medyada çıktı. Bu bilgiyi de ekrana getirdik ve seni dinliyoruz. Şimdi Koyite'nin oyun disiplininden biraz kopmadan gayet bir oyun planına uygun bir oyuncu olmasından kastım şu da var. Sakatlık geçmişi biraz sıkıntılı bir oyuncu. Bundan daha önce Galatasaray'ın çok başı yanmıştır. O yüzden özellikle son bir 10 yılda sürekli böyle sakatlıklarla boğuşmuş bir oyuncu. 20 gün, 30 gün, 35 gün, 60 gün, 65 gün, 67 gün. Yani bu biraz sıkıntılı. Hemen hemen o sezondan bu sezona kadar nereden bakarsanız bakın bir senede bir defa ya da iki senede bir defa mutlaka bir aylık bir boşluğu var. Bu da devamlılığı olmayan bir oyuncu anlamına gelir. Çünkü bu kadar çok sakatlık ve bu yaşta bir oyuncu için yani iyi değil, iyi bir transfer hata olarak görmüyorum. O paralara verecekseniz eğer biraz daha kreatif bir oyuncu alabilirsiniz. 22 yaşında, 23 yaşında. Yani şimdi Koyte'yi kiralamaya kalksanız rahat bir 2-3 milyon euro verirsiniz. Bu limitte belki bir işinize yaramayabilir. Yani şöyle ki kiralık oyuncuların biraz daha paraya dönüştürülmesi zor oluyor. Mesela Seri, Lemina'da bunları çok gördük. Tekrar bonservisini alma gibi durumlar çok oldu ama uyum sağlamadığını gördük. O yüzden lütfen bunlara çok ince ince bakalım. Çünkü her oyuncudan bahsettiğimiz her oyuncudan sanki transfer edilecekmiş gibi bahsediyormuş algısı var. Bu doğru değil. Ben de o yüzden Koyte'ye bu şekilde dikkatinizi çekmek isterim. 30 yaşında bir oyuncu, Anderlecht'te oynamış, işte Premier Lig'de oynamış ama gerçekten bu sakatlık devam edebilir mi? Çünkü 2017'de iki defa sakatlanmış ve toplamda 50-55 güne falan tekabül ediyor. Bu da doğru değil. Bir transfer hamlesi olmaz benim gözümde. O yüzden Koyite için ben Galatasaray üzerinde transfer edilmemesi gereken bir oyuncu olarak altını çizebilirim. Evet, en güçlü yanı kafa topları ama bir stoperin en güçlü yanının kafa topları olmaması gerekiyor. Yani kafa toplarında iyi olması tabii ki de faydalı ama daha çabuk, daha dikine oynayan, dripling yapabilen bir oyuncu daha iyi olmaz mı sevgili Erdal? Koyite için senin kesinlikle de görüşünü alalım. Sonra hızlanacağız sevgili izleyenler, bunu söyleyelim. Yani Koyete'ye biraz fazla odaklandık çünkü manşette de Koyete var. Onun sonrasında hızlanacağız. Bunu söyleyelim. Şimdi Erdal seni dinliyoruz sevgili kardeşim. Şimdi en son ön libero'da oynayan oyuncumuz Enzonzi'ydi. İlk dönemden bahsediyorum. Enzonzi'yi Fatih'in beğenmemişti. Çünkü oyuncu geçmekte hızlanma konusunda biraz problemi vardı. Oyunu geriden yavaş kurduğu için Fatih'in beğenmiyordu. Çünkü Fatih'in istediği ön libero'da iki yönlü oynayabilen, takımı hızlı çıkartabilen bir Ndiaye gibi süratli, defans arkasına yeri geldi mi koşu yapabilen, çünkü Mero'da gördük bunları, yeri geldi mi Selçuk'un o güzel paslarından birkaç tane golünü atıyorum ben. Defans arkasına koştuğu ve gol attığı pozisyonlar vardı. Hem ofansif hem defansif oynayabilen bir futbolcu istiyor bu konuda Fatih Terim. Ben o yüzden Koyte'yi Fatih Terim beğendiğini düşünmüyorum. Belki maliyet açısından da Arda'nın dediği gibi hem yüksek hem sakat olması doğru bir transfer olduğunu düşünmüyorum ben Koyte'nin. Peki sevgili izleyenler, 276 kişi izliyor şu an. Çok teşekkür ederiz. İnşallah bugün rekorumuzu kıracağız. Ben bir canlı yayında 380'e çıkmıştım. Bugün 400'lerin üzerine çıkmayı istiyorum. Tabii ki de Günay'ın, sevgili Erdal'ın ve Arda'nın desteğiyle. Siz de like yaparak bize destek olabilirsiniz. Ne kadar çok like gelirse o kadar çok öneriliyor. Şimdi mesajları kısa kısa sizlere soracağım. Kendim de cevaplandıracağım. Osmanoğlu, 6 numaraya dinamizm lazım. Statik adamları sevmiyorum demiş. Evet, Kuyate birazcık statik bir oyuncu. Oraya çok mesela Bellegarde veya Bellegarde, doğru telaffuzu buymuş arkadaşlar. Bellegarde gibi, Jefferson Lerma gibi,
bir futbolcu bulması lazım Galatasaray'ın. Hatta yani keşke o günlere geri dönebilsek. Galatasaray'ın bir tane Melo'ya ihtiyacı var arkadaşlar. Box box oynayabilen, iki tarafı da gidip gelebilen bir futbolcuya ihtiyacı var. Küfür eden arkadaşları blokluyorum. Flört yapan arkadaşları blokluyorum. Bizim çok izleyiciye ihtiyacımız yok. Bizim iyi izleyiciye, bize değer veren izleyiciye ihtiyacımız var. Yalan söylemeden, insanları kandırmadan burada program yapıyoruz. Bunu da hatırlayayım. Andre Green ile ilgili çok fazla mesaj geliyor arkadaşlar. Andre Green ile ilgili hemen Aslan 1905'in mesajını ekrana getireyim. Konuşmak isteyen var mı? Bu futbolcuyla ilgili ben henüz bir araştırma yapmadım. Bakıyorum da. Ben de bakmadım de abi şimdi. Yani. Aynen, çünkü şimdi biz hemen şimdi böyle açıkta kalmış gibi de olmadı. Hemen cevap vermiş olayım. Çünkü çok oyuncu dönüyor piyasada ama özellikle Galatasaray... Buyur abi, buyur. Biz bilgi sahibi olmadığımız oyuncuda da yalan söylemiyoruz. Yani sonuçta yani. Bu konuyu araştırmadık diye her zaman söylüyoruz, belirtiyoruz. Benim de bir bilgim yok açıkçası Green'le ilgili. Seni dinliyorum, bir şey söylüyordun sevgili Arda. Yani şimdi her böyle sosyal medyada, yazılı medyada dönen böyle şey isimleri bizim burada hemen oyuncu şöyleydi böyleydi dememiz doğru olmaz. Ben hiç araştırmadığım için de bir şey söylersem yalan söylemiş olurum. Evet, yani bizim şu an için isimle ilgili söyleyecek bir şeyimiz yok. Lemina ile ilgili bir mesaj gelmiş. Erdal, ekranda da görüyorsun, Spor Skor yazmış. O da çok değerli bir takipçimiz, değerli bir arkadaşımız. Yani Lemina iyi, evet, dribling yeteneği çok iyi. Kilit pas atabilen bir futbolcu ama çok fazla sakatlanmıyor mu? Sakatlı, evet, fazla. Fatih'in beğendiği bir oyuncuydu. Aslında az önce bahsettiğimiz gibi o savunmayla orta alandaki bağlantıyı kurabilen bir oyuncuydu. Çünkü Galatasaray'ımız bu sene defanstan başlayarak paslı bir şekilde ileriye doğru çıkıyordu. Bunda Belanda ve Sirin'in etkisi çok fazlaydı. Yeri geldim çok riskli oynuyordu Belanda ama Lemina ama Fatih Terim'in beğendiği bir oyuncuydu. Lemina'da sakatlık problemi var. Artık o problem kronik bir duruma geldiği için ben yönetimin bu riski alacağını düşünmüyorum. Evet. Evet. Bu arada Kamil Jozwiak ismi yazılıp çiziliyor. Şöyle ben hemen Twitter'da da onunla ilgili haberleri açıkçası ekrana getireceğim. Şimdi yani çok iyi bir futbolcu, Galatasaray resmi teklifte de bulunmuş. Biraz tabii portföy olarak farklı özelliklere sahip ama Galatasaray'ın bu 22 yaşındaki futbolcuya teklif yaptığı konuşuluyor. Sevgili Günay, ne dersin? Yani Kamil Jozwiak ismini ister misin Galatasaray'a? Faydalı olur mu? Bunu Arda arkadaşımız konuşacaktı. Onunla konuşmuştuk. Araştırmasını yaptı. Arda arkadaşımız cevaplarsa çok daha iyi olur. Ben Yip abi dünden beri arkadaşı izliyorum sürekli. Videolarına falan bakıyorum. Birkaç maçına da hani uzun böyle videolarına denk geldim. Açıp böyle bir baktım da. Gerçekten Arda görüyorsun Twitter'da. Evet. Aynen. Galatasaray hesapları oyuncuyu paylaşmaya başladılar. Şimdi oyuncunun gerçekten şimdi eğer oturup doğru konuşalım Galatasaray'la adı anılıyor diye böyle güzelleme yapma falan değil. Gerçekten hakkı var yani. Oyuncunun adam eksiltme yönleri, pas, son vuruşları, uzaktan şutları gerçekten iyi. Galatasaray'a bu şartlarda yani bu mali şartlarda alınabilecek belki en güzel oyuncu diyebilirim. Yani baktığımız zaman 3-4 milyon bantında bitebilir bu oyuncunun transferi. Ve diğer ismi geçen oyunculara nazaran hem potansiyel anlamında hem de ileride ondan para kazanma açısından diğer ismi geçen oyunculara nazaran daha kıymetli olduğunu düşünüyorum. Gerçekten Polonyalı oyuncuların oyun disiplinini ve aidiyet duygusunu da bir kenara yazarsak ben Lozwiak transferini gerçekten Galatasaray'ın yapmasını çok çok isterim. Yani heyecanlandırdı diyebilirim. Oyuncuyu izlerken beni heyecanlandırmış olduğunu söyleyebilirim. Galatasaray'a yakışan bir transfer olur. Son zamanlarda biliyorsunuz yani biraz çok Onyekuru ve Rodriguez, Bruma tarzı oyuncular gördüğümüz için dönem dönem hep o tarz oyunculara yöneldik. Yani sanki böyle başka oraya bir oyuncu alamazmışız gibi bir durum ortaya konmuş biraz oldu. Arkadaşlar videolarına da bakıyorum. Stoh tarzı var gibi bu arkadaşın. Evet, 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 aynen. Stoh'a benzettim. Şimdi Kulüp Regista güzel bir Galatasaray hesabıdır aynı zamanda. Oyuncunun istatistiklerini paylaşmış. Şurada görebiliyor musunuz bilmiyorum. 39 maç, 9 gol, 7 asist. Kariyeri boyunca da 145 maç, 22 gol, 17 asist yapmış.
Genç bir futbolcu, gelişime açık bir futbolcu Günay. Sen bu oyuncu için bir şeyler eklemek ister misin? Şimdi Galatasaray'ın önce şunu yapması gerekiyor. Çok yüksek maliyetli futbolcudan kaçınması gerekiyor ki şöyle bir açıklama da var Mustafa Cengiz'den. Biz 40 milyon euroya çekeceğiz giderlerimizi. Her şeyimizi ona göre ayarlayacağız diyorlar. Bu ne demek oluyor? İşte Belhanda'dan, Feghouli'den yani kurtulmak, yani satmak istediklerini buradan anlıyoruz. Gerekirse Falcao da buna yapabilir. Bunu söyleyebiliriz. Ancak bu tip oyuncuları bulabilirse Galatasaray scout ekibi, Galatasaray'a fayda sağlar. Hem genç hem dinamik ve başarıya aç olması Galatasaray için çok çok önemli. Bunu nasıl nasıl sağlayacaksınız? Bütün sezon boyunca nereniz eksikse, hangi pozisyonunuz eksikse scout ekiplerine bildiriyor Fatih Terim. Onlar da araştırmalarını yapıyor. O yüzden büyük ihtimal Kamil'i de bu şekilde değerlendiriyorlar. Büyük ihtimal izlemişlerdir. Ben bu oyuncu özellikle Galatasaray'da çalışan arkadaşlarıma mutlaka soracağım ve bunun yayınını da yapacağım. 35 maçta, şu an benim önümde olan ekrandan söylüyorum. 35 maçta 8 gol, 4 asist. Fena değil. Hızlı bir futbolcu olduğunu söylüyorlar. Evet, ben de izlediğim kadar hızlı bir futbolcu. Zaten Galatasaray'da ya Fatih Terim şunu istiyor. Kanatların hızlı, hızlı olmasını ve çizgiden topları aldıktan sonra içeriye doğru gitmesini istiyor. Bunu çok iyi yapıyor Kamil Josfiak. Umarım hayırlı olur ama yine söylüyoruz. %100 geldi demiyoruz. Bakın ilgisi vardır. İlgisi vardır Galatasaray'ın. Sadece bu oyuncuyla değil, şu an zaten Galatasaray'ın böyle basında yansıyan futbolculara baktığımız zaman genel ağırlıklı olarak sağ kanat ve sol kanat olarak görüyoruz. Demek ki Galatasaray sağ kanat ve sol kanatta çok ciddi adaylar var ve bu adayların hepsiyle görüşüyor ve bir plan vardır. A, B, C, D diye, hatta o uzar gider. En az 6-7 tane bir pozisyon için aday vardır. Bu adayların hepsiyle görüşülecek. En mantıklısı, kesenize hangisi uygunsa o transfer edilecek. Kamil de bunlardan bir tanesi. Mesela Ejuke'yi de konuşabiliriz. Ejuke de aynı şekilde listemizde. Ama bonservis sorunu, bonservisi çok yüksek olduğu için bu oyuncu belki sonlara doğru yazıldı. Bilemiyoruz. En sonunda hepsiyle anlaşıldıktan sonra masaya gelecek Fatih Terim diyecek ki biz bu oyuncuları bunlarla anlaştık. Hangisini istersin hocam? Ona göre kadro planlaması yapılacak. Evet, bu arada kanalımın rekoru kırıldı bugün. 414 kişi izliyor. Hepinize teşekkür ediyoruz. İzleyen arkadaşlarımız sağ olsunlar, destek de oluyorlar bize. Arada eleştiriler de oluyor. Onları da cevaplandırıyoruz. Ama like yaparsanız bizim için çok önemli. Sevgili Erdal, Nampalsi Mendy Leicester'da oynayan ama Leicester'ın bedelsiz bir şekilde göndermeye çalıştığı bir futbolcu. Geçen sezon çok süre alamadı. Muhammed Ergin Nampalsi Mendy'yi sormuş. Bu oyuncuyla ilgili ben şu bilgiye sahibim. Bu bilgiyi söyledikten sonra topu sana atayım. Yani Fatih Terim istediği an bu oyuncuyu transfer edebilir ama Fatih Terim'in listesinde bu oyuncu çok alt sıralarda. Sen neler söylersin? Evet, şimdi Nampalsi Mendy yaklaşık bir ay önce Haziran'ın ortasında Galatasaray'ın gündemine gelmişti. Fatih Terim'e de bunu önermişlerdi ama abi senin de dediğin gibi Fatih Terim'in verdiği bir lise var. Birinci, ikinci, üçüncü diye. Mendy son sıralarda. Mendy şu an bonservis bedeli elinde ama Mendy'de şöyle bir sakatlık problemi var. Diğer oyuncularda olduğu gibi, Koyta'da olduğu gibi. Sürekli bir sakatlanma sıkıntısı olduğu için Fatih Terim bunu şu anda bekletiyor. Senin dediğin gibi Fatih Terim istediği an bu oyuncu olabilir. Şu an bonservis bedeli elinde bu oyuncunun. Ben eğer Koyta, Bellegarde, Jefferson, Lerma bu tarz oyuncular eğer olmazsa Mendy'nin Ağustos sonu gibi veya Eylül başı gibi olabilir. Ama şu anda öncelik Mendy değil. Sakatlığı yine arkadaşımız yazmış mı? Selahattin Bey yazmış. Sürekli sakat demiş. Biz de ondan bahsediyoruz. Evet. Evet. Sakatlık problemi olduğu için Fatih'in istemiyor. Yönetimine bu riske girmek istemiyor. Çünkü şu an Mendy gelse en az bir 2+1 veya 3 yıllık bir sözleşme imzalayacak ve maliyeti çok yüksek olacak. Artık Galatasaray ve yönetim Fatih Terim artık bu sürekli sakatlanan oyunculardan sıkıldı. Daha genç, dinamik, takıma direkt katkı verebilen oyuncular istiyor. Son 2 yıldır sakatlık problemi yaşayan birçok oyuncumuz oldu. Bu sezon Falcao, Lemina, yeri geldi Seri, birçok oyuncumuz sakatlık problemi yaşadı. Ve Galatasaray'ımız artık yönetimle sıkıldı bundan. Ben bu riske gireceklerini sanmıyorum ama olur da maliyet sıkıntısı yaşarsak, o bölgeye oyuncu alamazsak son çare olarak Mendy belki bir isman olabilir. Evet, sana kesinlikle katılıyorum. Mesela
yabancı kuralı değişseydi Semih Kaya o durumdaydı. Galatasaray Kaan Ayhan'ı veya Fatih Kuruçu'yu evet. alamasaydı Semih'i mesela mecburen transfer edecekti. Şimdi Fatih Demirez'e ben cevap vereyim, ondan sonra Arda'ya bir soru soracağım. Hasan Ali Kaldırım Başakşehir'e gitti. Hani Galatasaray'a geliyordu şeklinde bir mesaj göndermiş. Biz Hasan Ali Kaldırım'la ilgili olarak ben özellikle sizlerin de videolarınızı izledim. Hep şunu söyledik. Galatasaray Caner Erkin olmazsa bu oyuncuyu bitirmeye çalışıyor. Bu oyuncu için transfer girişimleri yapıyor dedik. Nitekim de doğru. %100 doğru. Galatasaray önce Caner Erkin'i kaçırdı elinden. Fenerbahçe'ye gitti. Sonra Hasan Ali Kaldırım'ı da transfer edemedi. O da Başakşehir'e gitti. Bizim eksik, yalan veya yanıltma şeklinde söylediğimiz bir ifade var mı? Yok. Ben burada bir kez daha bunun altını çiziyorum. Yok. Hasan Ali Kaldırım'ın Galatasaray'ın Hasan Ali Kaldırım'la ilgilendiğini çok net bir şekilde biliyorum. Ve hiçbir videomda da Hasan Ali Kaldırım Galatasaray'la anlaştı demedim. Umarım Fatih Demirez gibi, kusura bakmasın o da biraz üslubunu bozmuş, ben de üslubumu bozacağım. Konuşulanı anlamaktan uzak, idrak etmekten uzak arkadaşlara cevap vermekten bıktım artık yani. Ha bir de şu var, demokrasi var bu ülkede. Beğenmiyorsanız takip etmeyin arkadaşlar, yani bu kadar basit. Dedikten sonra Mensah soruları geliyor sevgili Arda. Mensah'la ilgili ben kendi adıma şöyle bir nokta koydum Arda. Galatasaray Kayserispor ligde kaldığı için bu transferi kolay kolay bitiremez. Ha Belhanda'yı 4 milyon euro bonservisle satar, 4 milyon da onun yıllık ücretinden kurtulur, belki transfer edebilir ama Belhanda gitmeden Mensah çok zor diyorum. Şimdi Eyüp abi bununla alakalı olarak zaten 2-3 gündür medyada sürekli haberi yapılıyor Mensah'ın. Hatta İstanbul'da olduğu falan bilgisini de hatta kendi Instagram hesabından da paylaştı. Bunu herkes ya Beşiktaş ya Galatasaray diye bir söylentiye sevk etti. Ama şimdi dediğin gibi de yani bir yandan Kayseri'nin para ihtiyacı var. Atletico Madrid'de ödemesi yapması gerekiyor ama limiti düşük. Yani paraya ihtiyacı da var. Oyuncuyu satmak istemiyor ama paraya da ihtiyacı var. Şimdi böyle bir tezat bir durum var. Ve de şöyle de bir şey varmış galiba anladığım kadarıyla. Atletico Madrid'in %40'lık bir satış payı da varmış. Onu da transfer eden takıma galiba ödemesi gerekiyormuş. Umarım yanlış belirtmemişimdir. Yani yaklaşık 5 milyon euroya falan çıkıyor bu transferin tamamı. Şimdi Galatasaray'ın da Mensah gibi bir oyuncuya gidip 5 milyonu şak diye verip Galatasaray'a transfer etmesi mümkün değil. Yani parasal olarak mümkün değil. Galatasaray'ın şu an öyle bir parası yok. O yüzden kimse şunu demesin. Ya herkes transfer yapıyor. Galatasaray'ın hani transferleri hazırdı niye açıklamıyor demesin. Galatasaray'ın gerçekten şimdi gördünüz geçtiğimiz hafta Galatasaray UEFA tarafından tüm koşullarını yerine getirdiğine dair tebrik edildi. Bildirisi yayınlandı. Bundan sonra neymiş demek ki Galatasaray doğru yapıyormuş. Ve biz de bu doğruların arkasında kalmamız gerekiyor. Finansal olarak artık böyle elimiz kolumuz bağlı. Her oyuncuya 2-3 milyon gibi para vermemiz mümkün değil. Hemen geri dönmek istiyorum diğer arkadaşlara yorumlara cevaben. Caner ve Ali Hasan Ali Kaldırım için. Şimdi neden bu transferlerin gerçekleşmediği, bizim söylediğimiz ama neden olmadı? Ya biz de şimdi tövbe haşa peygamber değiliz. Yani ağzımızdan her çıkanın da olacağı haberini ya da duyumunu biz buradan size vermiyoruz. Sadece ihtimallerden bahsediyoruz ve Hasan Ali ve Caner gerçekten Galatasaray'ın ihtimalleri dahilindeydi. Fakat yani Galatasaray'ın şartlarına uymaları gerekiyordu. Bunlar görüştüler, konuştular. İki taraf da isteklerini belirtti. Galatasaray'da son olarak dedi ki benim isteklerim budur, benim verebileceğim budur. Benim sizler için ayırabileceğim bütçe budur dediler. Hasan Ali ve Caner'e de bu bütçeler uymadı ve kendilerine başka takım aradılar ve buldular da. Başakşehir'de tabii Şampiyonlar Ligi kartıyla daha rahat oldu. Aynen öyle. Oyuncuyu transfer etme noktasına geldi. Yine Günay Sosa soruları var. Sosa'yı da sana havale ediyorum. Yani Sosa şöyle söyleyeyim. Yani Trabzonspor'dan kimi almak istiyorsun desen. Yani Charlotte'ı yazarız değil mi ilk başta? Ama ikinci sırada da kimi yazarız? Sosa'yı yazarız. Ancak dezavantaj olarak neyi var? Yaşı var. Bir de maliyet olarak nasıl gelecek? 2.2 alıyor yanlış hatırlamıyorsam Trabzon'dan. Şimdi 35 yaşındaki bir futbolcuya yani bu kadar verilir mi? Veya 1.9, 1. Yani milyon euro ne kadarsa artık. Bu para verilir mi? Ama bir de oyun olarak baktığımız zaman tam bir komutan. Nasıl bir komutan? Evet bir Snyder değil. Bu bir gerçek.
ama Snyder kadar yetenekli bir futbolcu. Ara paslarını, final paslarını yapabilen bir futbolcu. Ya geçen yıl hatırlayalım. Geçen yıl Galatasaray neyin eksikliğini yaşadı? Üçüncü bölgede final pasını yapabilecek, orada arkadaşlarını yönlendirebilecek bir oyuncusu olmadığı için sıkıntı yaşadı. Hatta yani Belhanda da şunu söylüyoruz. Asistin asistini yapıyor. Hayır, on numara asistin asistini yapmamalı. Asisti yapmalı. Veya uzaktan şut atmalı. Sosa bunları yapabiliyor ve yetenekle. Bu devam eder. Yetenek kaybolmaz. Form geçicidir, yetenek kalıcıdır. Bu bir gerçek. Ancak Galatasaray'da Sosa'dan önce farklı isimlere yönelmesi gerektiğini düşünüyorum. Sebebi şu. Kim ne dersek diyelim. Genç, dinamik bir futbolcu Galatasaray'da 10 numara pozisyonunda ihtiyaç var. Bu Bakasetas da olabilir. Ha, ne kadar sıcak bakmıyorsam da Sosa'dan daha verimli olabileceğini düşünüyorum. Çünkü yaş bu, olarak yaş bu olarak arada, buyurun, Günay, buyurun abi. Bak ekrana da getirdim. En son Fanatik gazetesi bu duyuruyu yapmış 10 dakika önce. Sosa Fenerbahçe ile anlaşmış şeklinde Futbol Arena da bunun duyurusunu yapmış. Hatta bak görüyorsun Fenerbahçe formasında Photoshop yöntemiyle yedirmişler. Herhalde Galatasaray Sosa'yı da transfer edemeyecek. Ha Fatih yani, Terim de refüze etmiş olabilir ama ben yine parasal bir durum söz konusu olduğunu düşünüyorum açıkçası. Ben de o şekilde düşünüyorum ama şöyle bir şey daha var. Sosa kime giderse gitsin faydalı olur. Yani bir sene garantisi. Yani kalkıp da iki yıl bir sözleşme imzalamazsın. Bir artı bir imzalarsın. Şart koşarsın. Bu kadar maçta oynarsan 40 maç yarısında oyna. İşte 21 yap. 21 maçta oyna. Biz senin sözleşmeni bir artı bir olarak opsiyonunu kullanalım dersin. Kime giderse gitsin bir sene. Günü kurtarmak adına iyi bir transfer olur ama geleceğe baktığımız zaman çok faydalı bir transfer olmaz. Bunu zaten tüm izleyenlerimiz de farkındadır diye düşünüyorum. Günü kurtarmak isteyen Sosa'yı alabilir ama ben Sosa transferini Galatasaray'da istemiyorum açıkçası. Peki şimdi Nainggolan transferi sorulmuş. Erdal, Arda hanginiz bu transferle ilgili konuşmak isterseniz gelme ihtimali nedir? Çünkü benim kaynaklarımda hiç ben Nainggolan ismine rastlamadım, hiç duymadım. Sizden açıkçası bu isimle ilgili bilgi var mı diye konuşmak isterim, sormak isterim. Erdal, söz alacaksan buyur. Yoksa ben hemen... Evet Arda istersen. Buyur. Tamam. Şimdi Nainggolan aslında geçen sene Galatasaray'ın gündemine gelmişti. Biraz bu dış kaynaklı basınlarda da şimdi Nainggolan da boşa çıktığı için şu an herhangi bir takımla anlaşmadığı için ve boşlukta olduğu için dış basını bence Galatasaray'a yakıştırdığı bir transfer. Dış basını yazdığı bir transfer ben diye düşünüyorum. Çünkü araştırdım, birçok kaynakla görüştüm. Herhangi Galatasaray'ın bir ilgisi veya resmi bir görüşmesi yok. Tamamen geçen sene Galatasaray ilgilendiği için, çünkü Nainggolan da geçen sene Çağdaş ile anlaştığında şunu söylemişti. Biz Galatasaray'la görüştük, anlaşmak üzereydik ama bazı problemler oldu. Bu problemlere büyük bir ihtimalle eşinin sağlık durumundan dolayı İtalya'da kalmıştı. Bu sıkıntılar da bunlardı. Yani geçen sene eğer eşi sağlık problemi yaşamasaydı Nainggolan Galatasaray'a gelecekti. Büyük bir ölçüde anlaşmışlardı. Şimdi Nainggolan boşa çıktığı için ben dış basın, dış kaynaklı bir haber olduğu için gerçeği yansıttığını düşünmüyorum. Ben 32 yaşındaki o ve maliyeti çok yüksek bir futbolcu. Belçikalı Nainggolan'ın maliyeti yüksek bir futbolcu olduğu için ben Galatasaray'ın yanaşacağını düşünmüyorum. 3,5-4'ten aşağı bir ücret isteyeceğini düşünmüyorum. O yüzden Arda pasını atmak istiyorum buradan da. Şimdi öncelikle hemen kısa bir Sosa yorumu yapmak istiyorum ardından. Çünkü unutulan, hatırlatılmamış olan bir şey vardı. Onu hatırlatmış olayım. Fenerbahçe'ye gitmesiyle alakalı olarak. Daha önce Fenerbahçe TRT Spor Fenerbahçe muhabiri Yağız Bey'in yaptığı haberde Arjantin'den kendisine yani ülkesinden teklif olduğunu ama parasal anlamda anlaşamadıklarını, o yüzden Türkiye'de kaldığını söylemişti. Demek ki parasal olarak Fenerbahçe onun isteklerini karşılamış ki Fenerbahçe'ye gitti. O yüzden hayırlı olsun diyelim. Ama ben yine de tekrar edeceğim, Galatasaray'ın transferde acele etmemesinin sebeplerinden biri mali yapıya uygun transferler yapılması. Hemen Nainggolan transferine dönmek istiyorum. Nainggolan transferini Galatasaray daha önce de Fatih Terim çok istemişti. Fakat Erdal'ın da tekrarladığı gibi eşinin sağlık sorunlarından dolayı bu transfer gerçekleşmemişti. Bu sefer yine şeyi bitiyor, sözleşmesi bitiyor. Bu haberlerin yapılması çok doğal. Ben daha önce bu haberi canlandırmamın sebebi kendimin çok istemesi. Yani gerçekten Nainggolan'ın Galatasaray'ı çok görmek istediğimden dolayı belki bu haberlerin
Hani bir yerlere mesaj olur anlamında ben bunu dillendirmiştim. Naygolan keşke olsa, ama Erdal'ın yine tekrarlamış olduğu gibi ve benim de üzerine sürekli bunları söylememiz sebeplerine dayanarak Galatasaray'ın mali yapısına maalesef ki uygun değil. Evet, bu arada sevgili arkadaşlar, Ajans Spor'dan İsa Ketu da arkadaşımız Kamil Gözlüyak'la ilgili güzel bir haber hazırlamış. Şimdi onu ekrana getirdim. Hatta şöyle büyüteyim, izleyenlerimiz de görsünler. Oyuncunun kariyerini böyle kısa kısa anlatmış. Galatasaray 2 milyon euroluk bir teklif yapmış. 9 gol 7 asistlik bir performansı var, şurada ekranda görüyorsunuz. Yine haberin detaylarını da ajansspor.com'u tıklayarak bizi izleyenler ulaşabilirler. İsa Ketuda'yı da tebrik edelim. Hasan Bekli'li gönderdi bu haberi. Ona da teşekkür edelim. Kamil Gözlüyak ismi beni heyecanlandırdı açıkçası arkadaşlar. Yani Galatasaray'ın böyle kanatlara pırpır bir oyuncuya ihtiyacı var. Ve ben bu yayın bittikten sonra da bu konuyu araştıracağım. Yani kendi kaynaklarıma da soracağım. İnşallah doğru haberdir. İnşallah gerçekleşir. Eyüp abi çok özür dilerim. Luca Morellini ile ilgili, İtalyan kondisyonerle ilgili birkaç soru görmüştüm. Gözden tamam, kaçırmış olabilirsin. Aynen. O zaman önce Sean Weisman'ı cevaplayayım. Şimdi Galatasaray bir tane santrafor düşünüyor ama Galatasaray'ın, dün de anlatmıştık ya arkadaşlar, satış yapmadan transfer yapmayacağı pozisyonlar var. Stoper pozisyonu, sağ bek pozisyonu ve santrafor pozisyonu. Hatta 10 numara pozisyonu. Buralara Galatasaray ancak ve ancak satış yaparsa transfer yapacak. Galatasaray'ın Murat Han sormuş bu soruyu. Sean Weisman gibi bir transfer yapabilmesi için mutlaka Falcao, Babel, Cagne, bu oyunculardan en az bir veya iki tanesini satması lazım arkadaşlar. Bunu söyleyelim. Babel'in Marsilya'ya gittiğini söylemiş yine bir izleyicimiz. Celal Duruoğlu, Cagne yeter demiş. Pervis Kurbanov, Belhanda ne oldu demiş. Çok şükür öyle duruyor. Asistini yapmak için bekliyor kendisi. Ama inşallah satılacak arkadaşlar. Birkaç tane mesaj okudum. Şimdi Arda, ben yaklaşık bir 20 gündür Galatasaray'ın staffında, teknik ekibinde değişiklik olacak. Hatta kondisyoner vesairede değişiklik olacak demiştim. Sanırım sen bu konuya gireceksin. Bekliyorum. Aynen öyle. Luca Morellini ile ilgili Parma'da 3 sezondan beri Parma'da, 3 Aralık 2016'dan beri Parma'da Yup abi. Şimdi oyuncularla alakalı olarak gerçekten biz buna hep dem vurduk kendi aramızda. Dedik ki ya iyi bir kondisyoner olsaydı böyle olmazdı. Hep buna kendi aramızda yorum getirdik. Nitekim de öyle olabilir. Ben hatta onunla alakalı olarak Komando Tugay'a gibi olmasını istiyorum Florian'ın demiştim. Umarım gerçekten bu transfer de çok ciddi bir transfer olacaktır Galatasaray teknik ekibine ve fayda sağlayacağını umuyorum. Parma'da iyi işler yaptığını ve Parma'nın Luca Morellini. Bakalım o arkadaşımızı da ekrana getirelim. Evet, dinliyoruz seni. Şimdi onunla alakalı olarak biz daha önce de konuşmuştuk. Hani gerçekten takım gücünün, fizik gücünün biraz daha artması gerektiğini düşünmüştük ve kendi aramızda hep söylerdik bunu. Taraftarlar da bunun farkında ve teknik ekip de elinden gelmeyerek de olsa buna bir çare bulamamıştı ve artık sezon başı ve her şeyin yenilenme zamanı. Teknik ekipleri bazı şeylerin yenilenmesi söz konusu ve ilk kondisyonerden başladı bu. Umarım Galatasaray'a çok büyük fayda sağlar. Ciddi anlamda ihtiyaçlarımız var bununla alakalı, çünkü Parma'nın geçtiğimiz sezonda fizik gücü olarak İtalya'da en iyilerden biri olduğunu söyleyebiliriz. O yüzden inşallah gerçekten sadece ismi gelmez. Umarım yaptığı icraatlar da Galatasaray'da aynen devam eder diyorum. Çünkü ihtiyacımız var. Fizik kapasitesi ligimizin ne kadar ihtiyacı olduğunu, geçen sezon 60. 70. dakikadan sonra takımımızın ne kadar düştüğünü ve golleri de 80 ve 90, 70 ve 90 arasında yediğimizi varsayacak olursak, bu transferin gerçekten çok önemli bir transfer olduğunu hepimiz galiba göreceğiz zaten. Evet, Parma'yı en çok koşan ikinci takım yapmış Luca Morellini. Günay, bu işleri sen çok iyi bilirsin. Yıllarca takımlarda görev aldın. Scott Free'den sonra biz böyle çok iyi bir kondisyoner bulamadık değil mi? Bulamadık. Hatta transfer taraftarın da şöyle bir isteği var. Scott Free gelsin diyor. Bu Scott Perry'nin gelmesi biraz imkansıza doğru imkansız gibi bir şey. Ancak şunu söyleyelim. Futbol ekip işidir. Sahada oynayan da aynı şekilde teknik ekip ve yönetimiyle. Yani bir bütün olan, bu parçaları birleştiren takım şampiyon olur. Şimdi Galatasaray'da kondisyon eksikliği var mıydı? Kesinlikle vardı. 60'tan sonra düşen bir Galatasaray istiyorduk.
Bu nedir? 60'a kadar iyi oynayan bir Galatasaray, 60'tan sonra düşen bir Galatasaray. Bu şuna işaret. Kondisyon anlamında iyi çalışmayan bir Galatasaray işaret ediyor. İyi oynayan kısmı da şöyle. Teknik olarak taktik olarak Fatih Terim üstüne düşeni yapıyor. Ancak koşmalarda düşüş varsa bu tamamen kime yazılır? Kondisyon ekibine yazılır. Çünkü çalışmalar nedir? Fatih Hoca ekibine toplantı yapılır. Her hafta başı, her antrenmanda. Fatih Terim ekibine der ki biz bu hafta bunu çalışacağız. Bütün ekibe verilir o kağıtlar. Evet, ona göre programlar çıkartılır. Bu koşma veya kondisyonu kim yapar? Kondisyoneller yapar. Bir tane de yoktur arkadaşlar. İki tane, üç tane bulundurursunuz. Artık kaleci antrenörleri bile bir taneydi benim çalıştığım dönemde. Artık kaleci antrenörleri bile iki tane oldu. Galatasaray'da da bir tek Fadıl Hoca var. Fadıl Koç'tan ikinciyi arıyorlarsa gelebilirim. Ondan sonra şunu söyleyeyim. Eğer ki düzgün bir kondisyon ekibi bulursa Galatasaray, Fatih Terim'in taktik ve teknik bilgisiyle daha çok koşan bir Galatasaray olursa şampiyon olur. Bu bütçeye rağmen. Bu bütçelere göre konuşuyorum. Bunu söylüyorum? Ekip işidir. Ekip de herkesin yapboz gibi. Bir tanesini çıkartırsan oyun bozulur. O yüzden bu arada, çok iyi seçmeli. Bu sezonki şampiyonluğun kaçma sebebi kondisyonun, özellikle pandemi döneminde antrenmanların çok kötü olmasıdır. Bir Recep Arslan, sorularımıza cevap gelmiyor demiş. Yüzlerce, binlerce soru geliyor. Sevgili Recep, hepsini cevaplandırmaya çalışıyoruz. Murat Armağan'ın bir sorusu var. Onu atladık. Yayın öncesine konuşmamız gerekiyordu aslında. Ben de kaçırdım, hemen yakalamaya çalışıyorum. Atakan Üner'le alakalı galiba. Tamam. Atakan Üner'i sana soracağım. Aynen. Erdal'a da Donk'u sormak istiyorum. Sevgili Erdal, sen de Galatasaray Haber 1905 sayfasında önemli, güzel işlere imza atıyorsun ve transfer detaylarını aktarıyorsun. Şimdi Donk 1.9 istiyordu, 1.8'e düştü deniliyor. Donk'tan bahsediyoruz. Tamam, kaliteli bir futbolcu, bence rotasyonda olması lazım ama Galatasaray'a seviye atlatan bir futbolcu değil. Ve pandemi sonrası Galatasaray Donk gibi rol oyuncusuna 1.8 veremez. Ne diyorsun, burada bir ayrılık olacak mı sence? Şimdi önce savunma hattına bakacaksak Luyendama, Marko ikilisi şu an duracak, kalacak gibi gözüküyor. Ben Galatasaray'ın Donk'ta çok ısrarcı olacağını düşünmüyorum. Evet, Donk joker oyuncusu. Yeri geldiğim ön libero. Yeri geldiğim stoperde oynayabiliyor. Luyendama'nın eksikliğinde iyi oynadı. Ama yaşı ilerledi. Bir yandan da şu an pandemi sürecinden sonra Galatasaray'ımız ve diğer Türk kulüpleri büyük bir ekonomik kriz yaşıyor şu anda. Ben Donk'a Galatasaray'ımızın 1 milyon euro teklif ettiğini biliyorum. Donk'un 1.9'da direndiğini ama bu maksimum Galatasaray'ımızın 1.2-1.3'e kadar çıkabileceğini biliyorum. Eğer Donk ısrarcı olursa Galatasaray'ımızın ısrarcı olacağını düşünmüyorum. Kulüp kurucudan bir teklif aldığını söylemiş, kendisi dile getirmiş bunu. 1.9. Madem kulüp kuruş 1.9 veriyorsa neden Galatasaray'dan 1.8'e düştün diye soruyorum ben buradan Donk'a da. Ben bu haberin doğru olduğunu düşünmüyorum. Donk şu anda Galatasaray'ın da şu sıkıntısının olduğunu biliyor. Oyuncu satamadan, oyuncu alamadığını bildiği için, şu an herhangi bir transfer resmileşmediği için Donk bunu kullanmak istiyor bence. Bekleyip transfer gününün son gününe kadar da olsa bekleyip Galatasaray oyuncu alamadığı için bir şekilde benimle imzalayacak diye düşünüp iyi bir para koparmaya çalışıyor. Ama ben Galatasaray'ın maksimum 1.2-1.3 vereceğini, daha fazla bir ücrete direnirse Donk'u göndereceğini düşünüyorum. Çünkü Galatasaray'ın vazgeçilmez bir oyuncusu değil. Seviye atan bir oyuncu değil. Savunmada evet faydalı olabilir ama o bölgede Emin Bayram var şu anda. Ahmet Çalak geri geldi mi oynuyor. Ön libero'da beğenmiyorum ben Donk'u zaten. Çünkü ağır oynuyor ön libero'da. Yani bu şu an Galatasaray'ın önceliği Donk olduğunu düşünmüyorum ben. Ya Kulüp Brugge Messi dese ki ben Kulüp Brugge'ye gitmek istiyorum, Kulüp Brugge Messi'ye 1.8 falan verir yani. Donk'a evet. Kaldı ki yani 1.8 hayatta vermezler. FCN Blok'ta senin vermiş olduğun bilgileri onaylıyor Erdal. Ben de şu an ekrana getirdim. Herkes görüyor. Senin gibi düşünüyorum tamamen açıkçası. Ben de Donk'a bu paraların verilmemesi gerektiğini düşünüyorum. 583 kişi izliyor fakat like sayısı az arkadaşlar. İzleyenlere bir kez daha hatırlatıyorum. Bir, yayını like yaparsanız çok seviniriz. İki, üç arkadaşımızın da YouTube sayfalarının aşağıda linki var. Oradan tıklayıp onları da takip ederseniz seviniriz. Erdal, sen bir şey mi ilave edecektin? Çünkü Arda'ya geçiyorum.
Atakan Üner'i soracağım. Volkan Armağan da sormuş zaten. Altınordulu genç. Dinliyorum Erdal. Tamamla cümleni Erdal. Güney şey sormak istiyorum. Bilgisayar, evet, bilgisayar açıksa Güney'in önünde. Kulüp Brugge'de maksimum ne kadar ücret alan bir oyuncusu var? Kaç tane oyuncusu var? 2 ve üstü olan veya 3 ve üstü olan. Bir bakabilir mi? Benim önümde bilgisayar açık değil şu anda. Eğer varsa bir imkanınız, en azından bu tezimizi doğrulayalım. Evet, tamam. Transfer Market sitesinden buluruz. Şimdi Arda, Atakan Üner dün yazıldı, çizildi. Bugün sevgili Salim Manav da Altın Ordu ile bir bağlantı yaptı Orhun Bey'le. O da yani birçok oyuncularına teklif olduğunu söyledi. Galatasaray ve Beşiktaş Atakan Üner'i istiyor. Sen Atakan'ın bize anlatır mısın, bu transfer ne durumda? Öncelikle genç bir oyuncu, 21 yaşında. Sağ kanat, sol kanat ve orta sahada çok başarılı. Bu sene 34 maça, 32 maça çıkıp 4 gol 6 asist yaptı oyuncu. Yani baktığımız zaman Türkiye standartlarının biraz üstünde genç bir oyuncu diyebiliriz. Yani baktığımız zaman 20-21 yaşındaki bir oyuncunun böyle, ya tabii ligi de bazın olarak belki kıyaslanamaz ama baktığımız zaman onun yaşlarındaki Türk genç oyunculara baktığımızda onlardan biraz daha üstün gibi gözükebiliyor profesyonellik anlamında. Daha önce Beşiktaş'ın 350-400 bin euro arası bir teklifi olduğu söylendi. Ama şimdi biliyorsunuz ki artık para herkes için çok çok değerli. Özellikle şampiyon takımlar için çok çok daha değerli. O sebeple biraz daha paranın yükselmesi durumunda bu transferin gerçekleşebilmesi normal. Ya da paranın az olup bir sonraki satıştan %20-%25 pay gibi bir durumda hem Altınordu mağdur edilmez, hem yetiştirilmiş bir kulüp olarak onun da hakkı verilir, hem alan kulüp de ondan faydalanmış olur. Belki Avrupa'ya gidebilir çünkü o potansiyel kendisinde var. Bunun üzerine ekleyebilecek bir şey varsa da Günay'dan ben bilgileri varsa rica ediyorum. Çünkü atletiklerde ve gerçekten çok antrenör arkadaşı olduğu için bizlere sağ olsun çok bu konuda destek oluyor. Evet Günay, seni dinliyoruz. Şimdi Atakan... Nasıl bir oyuncu? Atakan Üner hakkında şunları söylemeliyim. Birkaç tane hoca arkadaşımızla görüştüm. Hatta kendi hocasına da ulaşma imkanına eriştim. Atakan Üner en çok özel, en büyük özelliği şu. Savunma arkasında atılan top. Bunu zaten Galatasaray kiminle yapıyor? Onyekuru ile yapıyor. Zaten sol kanat ve sağ kanat oynayabiliyor bu Atakan Üner. Ve süratli bir futbolcu. Bir Onyekuru kadar değil ama süratini konuşturabiliyor. Ve oyun görüşü olarak topu aldığı zaman hemen arkadaşların nerede olduğunu burada hani sağ içerisinde kestirebiliyor. Nereye gelebileceğini tahmin edebiliyor. Bu nedir? Oyun görüşünün açık olduğunu söyleyebiliriz. Ama en büyük özelliği hızlı, çok çabuk olması ve savunma arkasına offside'a kalmadan gitmesi. Bu çok önemli. Yani arkadan top atılıyor ve bir bakıyorsun iki kişiyi bir anda geçmiş, topu almış, sağ kanattan veya sol kanattan hemen içeri doğru hareketlenebiliyor. Son vuruşları da tabii geliştirmesi gereken çok çok yönleri vardır ama son vuruşlarında da tabii ki de çok faydalı. İyi de son vuruşları var. Onu da söylemeliyim. Ama en büyük özelliği Galatasaray'ın istediği şey nedir? Savunma arkasında koşu yapan kanat oyuncusu. Fatih Terim bu oyuncuları çok sever ve Atakan Üner de buraya uygun. Peki Kulüp Brugge'un maaş skalası nasıl? Güner, bakabildin mi? Onlara baktım. Peki. Hans Van Aken diye en iyi futbolcuları var. Şu an 12 milyon euro değeri var. Ortalama 1.7 alıyor. Yani buna 1.7 veriyorlar. Yani Donk'a ben 1.9 alacağını düşünmüyorum şimdi. Yani en iyi oyuncusuna baktım. Yani çünkü kim çok maaş alır? Falcao değil mi? Bizim en iyi oyuncumuz baktığımız zaman kağıt üzerinde. Ne veriyoruz? 5 milyon euro. Onun yanına yaklaşabiliyor mu kimse? İşte Belandası falan. Ama skalalar denk geliyor. Daha düşük alanlar da var. Burada da Hans Werner'ken 1.7 alıyor yani şu anda. Yıllık. Bu arada iltifatları kabul ediyoruz. Kadir Tuncer'e teşekkür ederiz. Çok sağ olsun. Anlamadım. Yine bugün 4 yıldız olmuşsunuz diye bir mesaj var. Ona da teşekkür ediyoruz. Ahmet Karadeniz, Eyüp abi, Kamil Jozuyak'la ilgili haberler için ne diyorsunuz? Konuştuk. Oyuncuyu çok beğendik. İnşallah Galatasaray bu transferi bitirir. Bunun sonrasında bizler de birer tane video da çekeceğiz bu oyuncuyla ilgili. Yine açıkçası transferiyle ilgili somut adımlar var mı? Onu da araştıracağız. Bu bilgiyi verelim. Tolga Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu,
Çok iyi bence demiş. Katılıyorum. Nazar değmesin, sakatlık olmasın. Kerem'den ben çok umutluyum arkadaşlar. Nutellalı balık ekmek yere Mensa sormuş sevgili kardeşim. Çok Nutellalı balık ekmek. Konuşmuştuk Nutellalı balık ekmek. Gelme ihtimali olduğunu çok düşünmüyoruz. Şimdi çok kısa bir toparlamak gerekirse bir yorum yapabilir miyim? Müsaadenizle. Tabii ki. Tabii şimdi ki. Şimdi böyle çok kanat oyuncularından bahsettiğimizi 8 ve 6 numarada hiç konuşulmadığından falan bahsedilmiş. Yani burada zaten Bellegarde, Lerma isimleri çok dikkat çekiyor. Bu isimlerden ziyade Galatasaray'ın oraya gerçekten nokta atışı. Yani oraya 10 tane oyuncunun ismi geçmesi mümkün değil. Oraya biraz daha böyle kreatif Galatasaray'ın ihtiyaçlarını karşılayabilecek oyuncuların ismi geçiyor. Mensah sınıf atlatır gibi bir yorum gördüm ben. Yani Mensah'ın Galatasaray'a gelip Galatasaray orta sahanın sınıf atlatacak bir oyununu ben görmedim. Zaten öyle bir oyunu olmuş olsa daha evvel de bu oyuncu ilk defa gelmedi Türkiye'ye. O yüzden Mensah tabii ki de iyi bir oyuncudur ama Galatasaray'a sınıf atlatır derecesinde bir oyuncu değildir. Galatasaray çok çok daha iyilerini gördü. O sebeple önce bir orta sahada gerçekten acele etmeden çok doğru ve yerinde transfer yapmalıyız. Çünkü 30 milyon euroluk bir transfer bütçesi vardı Galatasaray'ın. Yani iki oyuncu Seri ve Lemina'nın daha önceki transferlerinden 30 milyon euroydu sadece orta sahası Galatasaray'ın. Parayla bu işler olmuyor. Biraz sabretmek gerekiyor. Ve diğer kanat oyuncularına dönecek olursak buyurun. Arda bir de Mensah demişken bir Kayseri Spor taraftar sayfası bak ne yazmış buraya. Tyler Boyd, Alpay Çelebi, Larin bu oyuncuları veriyor. Bir de üzerine 3.6 Atletico'ya olan borcu veriyor. Beşiktaş böyle bir transfer yapamaz yani. Bu arkadaş kesinlikle yapamaz. Bunu hayırlı olsun zaten bu oluyor. Hayırlı olsun deriz. Yani hemen versinler yani. Yani Boyd'u bonservisiyle Alpay'ı ve Larin'i kiralık veriyor. Bir de üzerine 3.5 milyon euro da bonservis veriyor. Ya mümkün değil ya. Bunu kabul etmeyen Kayseri Spor yönetimi bence Kayseri'ye ihanet etmiş olur. O yüzden bence hemen kabul edilsin. Hayır yani hiç düşünmesin benden. Yani Arda haksız mıyım? Burada yani böyle Beşiktaş'ın bonservis verebilme durumu yok arkadaşlar. Kesinlikle yok. Yani Galatasaray'ın diğer kanat oyuncularına dönecek olursam Arda'nın 1+1 yapıldı. Arda'yı sadece futbolcu olarak görmeyin. Oyun içi teknik direktörü de olacaktır Galatasaray'ın. Keza Jimmy ve Adem de aynı şekilde kimi zaman oynamışlardı. Onlar da kanat oynamıştı. Jimmy ve Adem'i de dışarıda bırakabiliriz. Bu oyuncuların da artık yavaş yavaş yaşı geliyor. Belhanda ve Fegül'ün gidilmesi, Babel'in gönderilmesi söz konusu. Yani gelen oyunculara baktığımız zaman bir nevi boşluk doldurmaca gibi düşünün ve çok genç oyuncuların isimlerinden bahsediyoruz. Seneye de bu federasyona hiçbirimiz güvenmiyoruz elbette. Seneye de bu kuralın tekrar değişebilmesini gündeme alırsak bu isimlerin gündeme gelmesi çok normal. Bir soru daha görmüştüm ben hemen onu da yanıtlamış olayım. Kaan Ayhan transferine neden yapılmadı dedi. Yine aynı sebepten dolayı Galatasaray eğer bu sene yani gelecek sene 2020-2021 sezonunda yabancı kuralının değişmiş olmasıyla beraber başlanmış olsaydı şu an Kaan Galatasaray futbolcusuydu. Buna herkes hemfikir olsun. Bir de şunu unutmamaları gerekiyor arkadaşlar. Yani ben bunu çok nacizane kendi fikrim. Yani Galatasaray'ın istediği her futbolcunun Galatasaray'a gelmesi gibi bir durum söz konusu olamaz. O futbolcunun da hayalleri var. O futbolcunun da idealleri olamaz mı? Yani Hasan Ali Galatasaray... Sesin gitti Arda. Şu an geliyor mu? Evet. Şu an geliyor. Bu arada yani, Günay bana bir son dakika haberi atmış. Onu da ekrana getirelim hemen. Şöyle Futbol Arena paylaşmış yine. Arkadaşlar dış basında çıkmış bu. Lech Poznan'ın 22 yaşındaki sol kanat oyuncusu Kamil Jozujak için 2 milyon euro teklif etti. İşte aşağıdaki kaynak da yazıyor. Oyuncunun istatistiklerini biz de paylaşmıştık zaten. Günay'a da teşekkür edeyim bu son dakika gelişmesini aktardığı için. Evet Arda dinliyoruz. Bununla alakalı olarak yani atıyorum mesela Hasan Ali Kaldırım Galatasaray'da yedek olmak istemeyecektir. Tabii ki de Galatasaray. Şimdi Galatasaray belki ona 300 bin euro önerdi. Başakşehir'de 300 bin euro önerdi. Başakşehir'i kabul etmiştir. Neden? Sarakki'nin arkasına yedek olmak istemiyordur belki futbolcu. Belki mesela daha önce Mert Günok'un Galatasaray'da Muslera'nın arkasına yedek olmaması gibi. Mert Günok'la Galatasaray %100 anlaşmıştı. Ama Muslera'nın varlığından dolayı, forma garantisi olmadığından dolayı ve oynamak istediğinden dolayı Başakşehir'i tercih etti. Bunlar transferin birçok parametresi var. Yani Galatasaray ismi her zaman transferde birinci sırada olamıyor maalesef. Bu arada üçünüze de soruyorum. Daha doğrusu ben değil, Minertan soruyor. Samuel Kalou mu, Kamil Jozujak mı? Erdal, ben
Yani Kalu da ya hareketli bir futbolcu ama Kamil daha bir üst level gibi gözüküyor. Ne dersin? Evet. Ben aslında şöyle maddi açıdan bakacağım Galatasaray'ımızın. Çünkü Samuel Kalu şöyle konuşuluyor. Bir yıllık kiralama artı 6 milyon euro satın alma opsiyonu. Kamil biraz da 3-4 milyon euro da bitecek gibi gözüken bir oyuncu. Yani yetenekleri tabii Kalu bir tık da bana göre daha iyi gibi geliyor ama maliyet açısından bakarsak Kamil gelse Galatasaray'a faydalı olur diye düşünüyorum. Çünkü ben Galatasaray'ımızın şu anki maddi durumunu düşünerek cevap vermek istiyorum bu konuya. Ben Kamil'den yanayım. Günay, Kamil mi Kalu mu? Kesinlikle Kamil. Maddi açıyı düşünüyoruz. Yani 6 milyon eurolar artık bizim için bir hayal olmaya başladı. Kamil 2 milyon euroya verip alınabilecek bir futbolcuysa ve genç futbolcu, istatistiği de ortada. Hızlı bir oyuncu olduğunu söyledik. O yüzden Kamil daha mantıklı geliyor bana. Yani sizler ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama hem de genç, biraz genç futbolcuya hasretiz. Yani Burum'a geldiğinde bile hani performans... Kalı da genç ama 22 yaşında yani. Aynı yaştalar ama hani maddi açıdan bakıyorum ben. Yani maddi açısına baktığımız zaman 2 milyon euro öbür tarafta kiralayacaksın. Yine önümüzdeki yıl onu almaya çalışacaksın vesaire vesaire. Bir sürü uğraş. Ama tapusu bizde olan bir futbolcu her zaman avantajdır. Yani kiralık bir oyuncudan takım kurulmaz. Galatasaray bunu her zaman yanlış yapıyor. Kiralık bulma. Yani uygun bul. Scoutların düzgün çalışsın. Al yap transferini. Tapusu sende bulunsun. Bir yıl sonra satarsın. Evet ve son olarak sana soruyorum Arda. İzleyenler de bize mesaj atsınlar. Musaba var, Ejuke var, Kamil Jozviak var. Bu oyuncular içerisinde kimi tercih ederler? Arda yani seni dinliyorum. Jozviak transferi gerçekten herkesi heyecanlandırmış. Belli ki bununla alakalı gerçekten çok yorum gördüm. Ben de şaşırdım hatta bu kadar çok çabuk şey olmasına, popüler olmasına. Biz seviyoruz bu tür oyuncuları. Biraz da herhalde pasaportundan dolayı herkes Jozviak'a yöneldi. Biraz daha heyecanlandırır. Polonya futbolundaki böyle hemen sivrilmiş oyuncular çok çabuk göze batar. O sebeple satılması da piyasası da çok çabuk evrilebilir Avrupa basınında. Ve mesela atıyorum Galatasaray çok iyi bir performans sergilediğinde hemen satışı gerçekleşebilir. Ben de o yüzden Jozviak diyorum. Evet bir de yani Kalu'yu çok biliyoruz ve biraz beklentilerinin de altında kalmış bir futbolcu. Yani bu yönde kendisine eleştiriler var. Kamil Jozviak daha iyi olabilir. Ejuke demiş mesela bak Emin Arslan. Ejuke de çok spektaküler bir oyuncu ama onun çok evet. Ciddi. Onu 2 milyon euroya bitiremezsin yani Ejuke'yi. 6-7'den aşağı Ejuke transferini gerçekleştiremezsin. O yüzden çok zor. Oğulcan transferi olmadı, yönetim sözleşmesini uzattı demiş. Yanlış biliyor Fatih, değil mi arkadaşlar? Yok yok, Oğulcan'da sorun yok. Oğulcan hemen itiraz etti ve protesto çekti. Galatasaray'la anlaştı. Oğulcan'dan umutlu musunuz arkadaşlar? Günay, Erdoğan yine size sorayım. Erdoğan. Ya ben Oğulcan'a şöyle söyleyeyim. Dün Zeki Uzundurkan'ın bir haberini izledim ben. Oğulcan Çağlayan'da, şimdi Çaykur Rizespor tek taraflı uzatmıştı. Oğulcan feshetmişti. Bu konuda takimin cevabı bekleniyormuş diye bir konuşma yaptı. Oğulcan Çağlayan'ın biraz daha bekleyeceğini söyledi. Zeki Uzundurkan. Sanki takimin cevabını bekleyecekmiş gibi geliyor. Aslında. Hani bir transfer yasağı, bir ceza yememek adına. Sanki böyle Oğulcan Çağlayan'da belki bir hafta daha sanki Galatasaray bekleyecek gibi gözüküyor ama belki takim de erkene cevap verebilir bu konuda. Ben bir şey söyleyeyim. Burada sözleşme evet. Detayları çok önemli. Sözleşme detayında tek taraflı mı, çift taraflı mı anlaşma olacak? Yani opsiyon tek taraflı kullanılabilir mi? Bu çok önemli. Yani tek taraflı değil de çift taraflı değil de tek taraflı olsaydı Rize şu ana kadar ortalığı ayağa kaldırmıştı. Haksız mıyım? Demek ki burada evet. Burada çift taraflı anlaşarak var. O yüzden buradan bir şey çıkmaz. Takime gitse de bir şey olmaz. Sözleşmenin detayı çok önemli. Çift taraflı anlaşarak mı, tek taraflı anlaşarak mı? Bir de ben Hasan Kartal'ın bir röportajını izledim arkadaşlar. Böyle çok tedirgin, çok huzursuz. Hani uzattık ama bir şansımız dedik ama çok da bir şey beklemiyoruz modunda konuştu. O yani haklı olsa Hasan Kartal biliyorsunuz Galatasaray'a hakaretler ederek anlatırdı olayı yani. Galatasaray'dan ne kadar nefret ettiğini artık hissediyoruz Hasan Kartal'ın. O yüzden böyle farklı anlatırdı. Nuri Şahin sesleri var.
Arda, Nuri Şahin, yani bilmiyorum, beni hiç heyecanlandırmıyor. Tamam, bir zamanlar çok iyiydi, milli takımda da kullandık, Galatasaraylı olduğu da söyleniyor ama beni hiç heyecanlandıran bir oyuncu değil. Nuri Şahin Galatasaray, ne diyorsun? Antalya'ya da yazılıp çiziliyor bu arada. Bu oyuncu alakalı ve bu yaş grubuyla alakalı ben daha evvel şöyle bir yorum yapmıştım. Bazı oyuncular var ki alınsa da alınmasa da ortalığı yangın yerine çevirecek bir taraftar kitlemiz var demiştim. Gerçekten Nuri Şahin de öyle oyunculardan biri. Baktığımız zaman Nuri için herkes pozitif bir şeyler söyleyebilir. Şu anda transferiyle alakalı bir net bir şey olmadığı için. Ama bir yandan da Galatasaray'ın kesin olarak böyle anlaştığı ya da gündeminde olduğu ya da çok imzasını çok az kaldığı haberleri dolaşmaya başladığında Nuri'yi nasıl böyle yerle bir edeceğimizi ben düşünemiyorum bile. Bu tür transferler çok ince transferlerdir. Nuri gerçekten kariyeriyle çok Türk taraftarlarının gerçekten çok beğenisini yani Beşiktaşlısı, Fenerbahçelisi, Trabzonlusu hiç fark etmez. İnsani olarak da futbolcu olarak da herkesin gözdesi. Ama şimdi eski formunda olmadığını göz önünde bulundursak ve kulüplerin parasal durumunun ne olduğunu hepimiz biliyoruz. O yüzden ben Nuri Şahin transferini Antalya'ya tabii ki de gidebilir, orada oynayabilir ama Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe seviyelerini asla kaldıramaz diye düşünüyorum. Son olarak Umut Meraş'ı yine bir konuşalım arkadaşlar. Sevgili Günay, önce sana teşekkür ederim. Umut Meraş'la ilgili bizler bazı paylaşımlar yaptık ki sen bize de kaynağını birazcık anlattın. Burada açıklamak zorunda değilsin. Sana güveniyoruz. Galatasaray'ın Umut Meraş'la ilgisi ne durumda? Şimdi biz paylaştıktan sonra, özellikle sen paylaştıktan sonra abi, diğer basın mensupları da basında da baya baya ismi yazılmaya başladı ama ilk ulaşan bizdik. Kaynak çok yakın. Bunlar zaten siz biliyorsunuz. Umut Meraş Galatasaray'ın zaten en başından beri listesindeydi. Hani diyorlar ya, mesela İşte hani Hasan Ali gelecekti vesaire vesaire, Caner gelecekti diyorlardı. Biz zaten hiçbir zaman o şekilde söylemedik. Ne dedik? Fatih Terim önce Hasan Ali'yi istiyor dedik. Sonra olmazsa Caner dedik. Olmazsa kimi dedik? Umut Meraş'ı her zaman söyledik. Yani ilk gene bundan 1,5 ay önce yine Umut Meraş'ı biz söyledik. Umut Meraş Galatasaraylı ve menajeri de aynı şekilde Galatasaraylı Fazıl Güde Özdemir olması lazım. Soy ismi yanlış hatırlıyor olabilirim. Ve bu menajerin Galatasaray Türk Telekom'da locası var. Onu da buradan söylemeliyim. Şimdi yakın kaynağımda bana söylediği şu: Umut Meraş'a bir ilgi var. Umut Meraş gelmek istiyor. Zaten kendisi Galatasaraylı. Bunu bir daha söylemek istiyorum. Umut Meraş gelmek ister. Ancak kulübüyle anlaşılabilir mi? Bu önemli. Lehavere ne kadar isteyecek? 2 milyon euro olarak konuşuluyor. Erdal dün bize bu bilgiyi vermişti. 2 milyon euro olarak konuşuluyor. Galatasaray bu 2 milyon euroyu vermek isteyecek mi? Bu önemli. Yoksa Galatasaray, özellikle Fatih Terim, Umut Meraş'ı istiyor. Neden istiyor? Alternatif bir forma alternatif bir takım olmamız gerekiyor. Neden? Bir tane, iki tane alternatif Galatasaray'ın işine yaramayacaktır. Hem UEFA'ya katılacağız. Eğer gruplara katılırsak ciddi bir maç performansı olacak. Ciddi bir maç periyoduna gireceğiz. 40 tane maç oynayacağız. Türkiye Kupası var. Yani yaklaşık 60 tane maç oynayacağız. Bu 60 maçı iki oyuncu ile götüremezsiniz. Evet, Emre Taşdemir'i söyleyen arkadaşlarımız var. Ama Emre Taşdemir'den Fatih Hoca memnun olsaydı göndermezdi. Doğru mu? Şimdi Evet. arkasında Süleyman Nuş da var. Herkes Süleyman Nuş o oynasın oynasın diyor ama Süleyman Nuş'u ne kadar izledik? Bu A takım performansını kaldırabilecek mi? Bu da önemli. Ama Umut Meraş'ın, evet, ben performansının da öyle avşam uçan kaçan bir performans olduğunu düşünmüyorum. Ancak en azından tecrübesi var. Milli sol bek. O yüzden tecrübeli olduğu için Umut Meraş'ı tercih edebilir Galatasaray. İmkanlar olursa. Tekrarlıyorum. Umut Meraş %100 Galatasaray'da demiyorum. Sadece bir kontak var, menajeriyle görüşmeler var ve Umut Meraş Galatasaray'a gelirim dedi. Burada bırakıyoruz. Bundan sonra Peki. ilerleyen günlerde Ağzına göreceğiz. sağlık. Yani Umut Meraş Galatasaray'da demiyoruz. Umut Meraş'a yapılan teklifi aktarıyoruz ki bunun en güzel örneği Mert Hakan Yandaş'tır. Hepimiz biliyorduk ki Galatasaray'la anlaştı ama ıslak imza yoktu ve son anda transfer bozuldu. Galatasaray şut çeken bir 10 numara alacak mı? Alacak. Asisti reisten, yani Berhanda'dan kurtulabilirse Galatasaray bir 10 numara alacak. Kısa kısa beğeni cevap verelim ve yayını toparlayalım. Volkan Aslan, Alparslan yayını beğenelim, abone olalım demiş.
Evet, yani abone olursanız çok sevinirim. Ben Abi, o bir şey 14 söyleyebilir miyim? aboneye geçtim. Teşekkür ediyorum takipçilerime. Ama Günay Esentürk, Arda Ergün ve sevgili Erdal Bozkurt'un kanallarının linkini aşağıya attım. Lütfen bu Galatasaraylı arkadaşlarımıza da, yine Galatasaray için güzel fair play içerisinde haber yapan bu arkadaşlarımıza da destek olalım. Günay, dinliyorum seni. Garip Sarıgül, sürekli görüyorum, sürekli yazıyor. Kaleye Günay Güvenç alınmalı demiş. Ben katılmıyorum. Galatasaray'ın kalitesi değil. Yani Okan Koçuk'tan hiçbir farkı yok. Hiçbir seviye atlatamaz. Ama Galatasaray'ın orada ciddi çalışmaları var. Hasan Kurt, bugün de cevap vermediniz yazmış ama şöyle geriye doğru iniyorum. Sorusu yok arkadaşlar. Sadece yayın biterken alta şey yazıyor. Bana yine cevap vermediniz yazıyor. Acaba biz de... Aynen. Telekinezi yoluyla zihnindeki veya telepati yoluyla zihnindeki soruları gönderiyor. Sonra biz o sorular zihin yoluyla temas etmediği için, bağlantılar koptuğu için, bende fiber bağlantı yok çünkü. Koptuğu için herhalde uydudan da sinyal eksik gelince soruyu göremiyoruz. Siz gördünüz mü? Vallahi görmedim ya. Ben genel olarak bakıyorum zaten burada, hatta telefonla da bakıyorum. Hani kaçırmayalım, çok dikkatli o çünkü. Bazı sorular birbirine çok benzer olduğu için hani yanlış da anlamasınlar. Atıyorum 10 kişi arka arkaya Lemina ve Mensah soruyor. Biz şimdi aynı insanlara sürekli sen de sormuşsun Mensah, sana da cevap verelim dersek biz burada, onlar da sıkılır, biz de sıkılırız. O yüzden yanlış anlamasınlar lütfen. Geriye sarıp, evet, yayını izlesinler. YouTube'un en güzel özelliği bu ya. Televizyonda değiliz şu, evet, an. YouTube'dayız. Geriye sarın, izleyin. Baber Fulum'la anlaştı, doğru mu? Seri takası olacakmış diyorlar. Benim bilgim yok ama inşallah gerçekleşir diyorum. Buna Galatasaray'ın ihtiyacı var. Kesinlikle. Ve arkadaş, ismi sorulmuş, Galatasaray'ın bir ara gündemindeydi fakat Galatasaray Antalya'nın istediği bonservisin çok olduğunu görünce vazgeçti. Bunu da söyleyelim. Lerma şimdi Hasan Kurt'un sorusunu yakaladım Eyüp abi. Ne sormuş? Ne sormuş Hasan? Galatasaray'ın 11'i. Gelecek sene Galatasaray'ın 11'i. Onu Hasan Kurt. onun için ayrı bir saat program yapmak lazım abi. Hasan Kurt için bir program yapalım. Ben Galatasaray'ın gelecek sezon ki 11'ini bilsem sınava katılır doktor olurum ya. En yüksek notu alıp doktor olurum. Erdal, sevgili Erdal. Ha, Fatih Kurucu'yu da cevaplandırıp öyle bitirelim. Fatih Kurucu Galatasaray istiyor fakat yabancı kuralı eskisi gibi kalınca Galatasaray Kaan Ayhan ve Fatih Kurucuk da pause tuşuna bastı. Ama Galatasaray şöyle bir şey yapabilir. Dün de söylemiştik bunu arkadaşlar. Bu sezonun bitmesini bekleyip bonservissiz bir şekilde Fatih Kurucu'yu transfer edebilir. Bunu söyleyelim. Sekidika kiralık olarak verilecek mi? Galatasaray Sekidika'yı da satmak istiyor, kiralamak istiyor. İkisi de olur. Oyuncu takasında da kullanmak istiyor. Ama yani şunu söyleyelim. Fatih Terim kafasında Sekidika'yı bitirmiş durumda. Veda mesajı istiyorum Erdal. Buradan herkese, izleyen herkese teşekkür ediyorum. Özellikle sana abi, beni konuk ettiğin için Arda'ya ve Günay'a teşekkür ederim. Ağızlarına sağlık. Bize abone olsunlar. Galatasaray YouTube'da Galatasaray'ın ağını büyütmeye çalışıyoruz hep beraber burada. Sürekli canlı yayın yapıyoruz hafta sonu, hafta içi. Bir şey mi diyeceksin abi? Siz bu akşam yayın yapacaksınız değil mi arkadaşlar? Günay'la bu akşam, beraber. Günay'la beraber bir canlı yayın yapmayı planlıyoruz. Akşam saat 9'da 21.00'da bir canlı yayınımız olacak. Galatasaray Haber 1905 benim kanalımın adı. Abone olsunlar arkadaşlar. Forma çekişimiz devam ediyor. Dün bir arkadaşımıza hediye olarak gönderdik. 5000 abone olduğumuz zaman da Galatasaray'ımızın atkısını hediye olarak göndereceğiz ve formalarımızı hediye olarak gönderiyoruz. Arkadaşlar abone olursa YouTube ağımızı da büyütmeye çalışıyoruz zaten. Hepinize ağzınıza sağlık diyorum. Teşekkür ediyorum. Evet, kanalımıza abone olan herkese teşekkürler. Çiğdem Madem Hanımefendi'ye teşekkürler. Arda, sen neler söyleyeceksin? Veda mesajı alalım. Benim bir 20-30 saniye sürecek konuşmam. Kusura bakmayın öncelikle. Şimdi Ben gidiyorum. Biz daha çok yeni başladık. Yani bu yayın hayatı çok... Arda bak, sana kıyak yapayım. Hah, evet. Konuş kardeşim. Çok daha yeni başladık biz bu yayın hayatımıza. Yani eleştirilerin normal olması çok doğal. Yani bizlerin destek olmak ve eleştirmeniz çok çok doğal. Zaten bizim bunlar ekmeğimiz ama yani böyle sanki biz 25-30 senelik yayıncı hayatımız varmış da böyle biz futboldan hiç anlamıyormuşuz gibi yorumlar yapılıyor. Ve bu destekten de ziyade kesinlikle bizi üzüyor yani. Böyle şeylere gerek yok.
Tabii ki de söyleyebilirsiniz ama diyorum ben böyle şeyler gördüğüm zaman yani YouTube'da Galatasaraylı olan arkadaşlarımı gördüğüm zaman hemen destek olalım. Erdal da bunlardan biri. O da bize çok destek oluyor sağ olsun. Hepimizin böyle birbirine destek olmaya ihtiyacı var. Kimsenin birbirinden daha iyi futbol bilgisi falan yok. Bizim sadece nacizane yorumlarımızı katıyoruz ve bu işte de iyi olmaya çalışıyoruz. Eksiklerimiz var, onları kapatmaya çalışıyoruz. O yüzden desteklerinize ihtiyacımız var. Sağ olsun Eyüp abi bize bu konuda öğretmen rolündedir. Onun sayesinde çok çok şeyler öğrenmiş olduk ve öğrenmeye de devam ediyoruz. Onun ilgisi, onun desteği bize kesinlikle asla söylemeden edemeyeceğim. Erdal ve Günay'ın da her zaman destekleri devam ediyor bize. Sizlerin de bize destek olması ve bu yolda hep beraber büyümemizi rica ediyorum. Söyleyeceklerim bu kadar. Çok sağ olun beni dinlediğiniz için. Günay, kısa bir veda da senden alalım. Bütün süreyi Arda kullandı. Kendinize veda çok iyi bakın. Bizi izlemiş olduğunuz için çok teşekkür ederim. Sizler bizim için çok değerlisiniz. Her türlü eleştiriye varız. Yalnız hakaret olmazsa biz eleştiriye açığız. Kendimizi geliştirmek için bak, elimizden geleni yapıyoruz. Bir hakaret olmasın. İki söylemediğimiz şeyleri de söylemişiz gibi göstermesinler. Evet, bunlar çok önemli. Kendinize iyi bakın. Kanallarımıza abone olursanız çok teşekkür ederiz. Sizlerden isteğimiz bu. Kimseden para istemiyoruz. Destek istiyoruz. Destek olursa biz de işimizi daha iyi yaparız. Kendinize iyi bakın. Evet, hoşça kalın. Herkese iyi pazarlar.